Sürprizi de görüverelim yani hemen. Evet. Aa! Bakabilir miyiz Yankı? Prens Yankı. Aa, Yankı? Ne yapıyorsun anneciğim burada? Evet, çok güzel müzikler dinliyorsun ama biz ne yapmayı unuttuk sence? Yemeğimizi yedik, sonra ne yapacaktık? Diş. Ne dişi? İşte diş fırçalayacaktı. Eyvah, nasıl unuttun ama anneciğim? Neden unuttun sen onu? İşte unuttum. Neden unuttun peki? Çünkü sürpriz diş macunum var. Aa, yoksa bir de fırçan mı var? Evet. O da mı sürpriz? Evet. Aa, ben çok merak ettim bu sürprizleri. Peki ama nerede bu sürpriz diş macunu ve diş fırçası? Banyoda mı? Yok, buralarda bir yer. Aa, bir de saklamış Yankı'ya bakın arkadaşlar ya. Nerede anneciğim? Ben bulamam kesin. O zaman Yankı bulsun, bize çıkarsın. Sürprizi de görüverelim yani hemen. Evet. Aa, bakabilir miyiz Yankı? Spiderman'li diş macunu ve diş fırçasıyla mı şimdi Yankı diş fırçalayacak? Bak. Bu diş macunu, bu da diş fırçası. Evet, koşalım o zaman banyoya. Hiç vakit kaybetmeden, çünkü yemeğimizi yedik. Ben de diyorum Yankı neden dişlerini fırçalamadı? Meğer sürpriz diş macunu ve diş fırçası kullanacakmış. O da Spiderman'liymiş değil mi Yankı? Yankı'yı aynadan görebilir miyiz şuradan? Gördüm. Anne. Efendim anneciğim? Bu tavşanlı, bu da Spiderman. Evet, çıkarmaya başlayalım mı o zaman? Ama içindeki yeşil çok güzel. Çok güzelmiş. Üstünde de yeşil var Yankı'nın. Tam takım olmuşlar. Evet. Oo, fırçamız çıktı bile. Burada başka macunumuz var. Macunumuz niye çıkmadı oradan? Aa, Yankı ters çevirelim mi şöyle? Düşsün mü? Şöyle tutabilir miyiz orada? Hadi bakalım, çıkaracağız galiba arkadaşlar ya. Çıkaramadık. Tayfun, bu uzayan kısımları kesersin olmadı. Çünkü uzuyor böyle şeyler. Ve çıktı, macunumuz da çıktı. Hadi bakalım şimdi fırçamızı açalım tekrar. Başlayalım. Yankı, ne renktir sence macunumuz? Ne renk olabilir? İçinde ne renk vardır? Yeşil herhalde. Yeşil mi? İçinde yeşil. Bilmiyorum. Bakalım. Anne, bu yapışıyormuş. Ya, bakayım. Aa, gerçekten arkadaşlar bakın. Hem de yapışabiliyormuş. Çıkar bakalım anne. Oo, Yankı güçlüsün. Aferin sana. Hadi bakalım. Şimdi macunumuzun da rengini göreceğiz. Ne renk acaba? Aa, anneciğim ama kapalı bu. Açalım tekrar, kapalı. Ve işte rengi de göreceğiz. Görelim mi Yankı? Ne renkmiş bakalım bu macun? Minicik döktüm. Evet. Şimdi ne yapıyorduk Yankı? Çeşmeyi bir açıyorduk galiba, değil mi? Evet. Yankı diş fırçalıyor arkadaşlar. Evet, hem de çok fazla akıtmamak için. Görüyor musunuz Yankı'yı? Minicik açtı. Aferin sana Yankı. Evet. Nasıl fırçalanıyordu Yankı? Ön dişlerimizi temizliyoruz. Yandaki azı dişlerimizi temizliyoruz, değil mi? Tertemiz 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 yapıyoruz. Aferin sana Yankı. Yankı küçüklüğünden beri dişlerini gerçekten düzenli şekilde fırçalamaya çalışıyor, değil mi Yankı? Yani şöyle mi yıkıyoruz? Evet. Aslında öne aşağı yapıyoruz onu. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı. Ön kısımları. Evet, yanları da ileriye ve geriye doğru. Evet, Yankı bayağı öğrenmiş gördüğünüz gibi. Ne yapıyorduk? Çok fazla şeker, çikolata tüketmiyorduk değil mi anneciğim? Yoksa ne olurdu? Suyu da boşa akıtmıyorduk. Aslında boşuna aktı bayağı bir süre değil mi? Unuttuk onu. Bu kadar boş akıtmıyoruz. Bu kadar uzun süre akıtmamıza gerek yok. Ağzımızı çalkalayacağımız zaman tekrar açabiliriz. Ben fırçasını ıslatır diye düşünmüştüm Yankı'ya ama ıslatmadan başladı. Ama ağzını çalkalayacağı zaman tekrar çeşmeyi açabilir, değil mi Yankıcığım? Ya da istersen fırçanı birazcık suya tut. Olur mu? Evet, birazcık tutalım ve yine devam edelim mi? Evet. Harikasın anneciğim. Oo, sesleri duyuyoruz. Temizlenme seslerini duyuyoruz. Temizleniyor dişler. Birazdan göreceğiz ne kadar beyazladı. Ve dişlerimizde de eğer işte çürükler oluşmaması için, değil mi? Ağrılar yaşamamamız için çok fazla şeker, çikolata tüketmiyoruz ve düzenli dişlerimizi fırçalıyoruz. Günde en az kaç kez Yankı? Oho! Yankı konuşamadığı için bize eliyle gösterdi. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? 2 kez fırçalamamız gerekiyor dişlerimizi. Değil mi anneciğim? Özellikle yemeklerden sonra ve gece yatmadan muhakkak arkadaşlar. Evet. Anne. Efendim anneciğim? Hatta yatınca kalkınca bile fırçalarım. Tabii ki, yani ne kadar fazla fırçalarsak o kadar iyi diyeceğim ama yine de 3'ü geçmesin. Yine de 3 taneyi geçmesin. Hı. Değil mi anneciğim? Galiba beyazladı Yankı. Ben çok sabırsızlanıyorum görmek için. Yankı'nın, arkadaşlar bir de Yankı'nın böyle minik bir taburesi var. Bunun üzerine çıkarak lavaboya yetişebiliyor, anne, çeşmeye yetişebiliyor. Efendim anneciğim? Ama yatınca sabah olunca bile fırçalayabiliriz. Çünkü kurallar öyle. Kurallar öyle. Olabilir tabii ki, sabah kalkınca da yatarken de fırçalayabiliriz, değil mi? Evet, sonra da yemeklerden sonra da yine de o yemek dişlerimizin arasında yemek birikintileri, kalıntıları kalmasın diye de yine fırçayla temizleyebiliriz dişlerimizi. Değil mi anneciğim? Aa, acımadı. Elim böyle. Ne oldu öyle? Evet. Yankı çeşmeyi de ayarlıyor arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Fazla su akıtmadan. Aferin sana anneciğim. Bu kadar yeter mi? Yeter. Evet. Şimdi Yankı'nın dişlerini görelim. Bakalım mı? Oo, Yankı, inanamıyorum. Ay. Anneciğim dur, onu temizleyelim tekrar, dur. Yere düştü. Bir toz falan yapışmış olabilir. Şöyle iyice temizleyelim. Zaten temizleyecektik. Evet, şimdi Yankı bunu yerine yapıştırsın bakalım, nereye koymak istiyorsa. Anne, bunu buraya getirirsin. Bunu buraya alalım. Onu oraya erişebilecek misin? Ne yapacağız şimdi Yankı? O eski fırçamız, o yapışmayanlardan ama durabiliyor. Evet, bu da yapışanlardan arkadaşlar ve Yankı buraya yapıştırmak istedi. Ama biraz bundan büyük bu. Evet anneciğim, bu daha uzun değil mi? Evet, şimdi Yankı'nın dişlerini gördük. Bir de şurada görelim mi Yankı? Şu içeride bir görelim mi? Hop. Evet. Aslında ellerimizi de kurulayabilirdik. Ağzımızda şöyle bir kurulayabilirdik ama herhalde kurulu Yankı. Tamam. Kurudu herhalde. Nerede? Havlumuz. Evet, havlumuz burada. Ama anneciğim şu an sadece diş fırçalıyoruz. Yüzümüzü yıkamıyoruz. Sonra yüzümüzü de yıkarız, olur mu? Tamam, yüzünü de yıka. Hadi bakalım. Evet, tekrar biz suyla bir başladığımız zaman oynamaya, evet, ağzımızı temizlemeyi unuttuk. Evet. Öyle. Aslında ağzımızın içine bolca su alıp çalkalamamız lazım ama Yankı onu fırçasını yıkayarak yapıyor galiba. Evet. Hadi bakalım Yankıcığım. Çeşmeyi kapatalım mı anne? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Havluyu mu alıyoruz? Hop. Şimdi Yankı bir şey yapacak. Hadi şimdi atalım. Ya anneciğim. Yankı arkadaşlar böyle güldüğü zaman kesin bir şey yapacak diyorum. Bu sefer de bunu yaptı. Hadi koş bakalım Yankıcığım. Ama havlularımızı yere atmıyoruz değil mi anneciğim? Onu ağzımıza sürüyoruz çünkü. Değil mi? Olmamalı. Evet. Aa, şimdi bir daha şu. Neyi? Yüzüm kurumalı. Anneciğim yüzünü kuruttun ama tamam, bir şey yok zaten. Gel şimdi dişlerine, ben şurada aydınlıkta bakmak istiyorum. Gel, tam da şu camın önünde bakacağım. Bakalım. Şuradan ben bakıyorum arkadaşlar. Şimdi Yankı bana bakıyor. Anne. Oo Yankı. Efendim anne. Şu dişim biraz acıyor. Arkadaşlar ya Yankı yani dişleri çıkacak diye böyle 1-2 yaş büyük kendinden kuzenleri var ya, onların dişleri çıktı ve yenileri de yerine geldi ya. O yüzden de Yankı kendi dişlerini sallanıyor, anne bak işte falan büyüyor gibi kendini öyle hissetmek istiyor herhalde. Yoksa daha biz 4 yaşına gireceğiz. Anne. Efendim anneciğim. Şu uzakta mahalleler var ya, o Anka Parklar gibi. Anka Park'a benzetiyor camdan baktığında Yankı her yere. Hadi bakalım bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Bay bay arkadaşlar. Tertemiz dişlerimizle artık piyanomuzun başına oturup bence şarkı söylemeye devam edebiliriz. Değil mi? Evet artık, çünkü dişlerimiz fırçalandığına göre artık oyunlar oynayabiliriz. Ne istersek onu yapabiliriz. Hop. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.